Fethullahçıların devlet içerisinde ayrı bir yapılanmaya gitmiş olduklarını görmek için 17-25 Aralık'ı beklemek gerekmiyordu. Bunu hepimiz biliyorduk, söylüyorduk. Söyleyenler vardı en azından, bunlardan birisi bendim. Ve bunları ülkeyi yöneten kişilere de söylüyorduk. Bizzat görüşmelerimizde de söylüyorduk. Değişik vesilelerle birçok olay hatırlıyorum. Fethullahçıların nasıl Türkiye için ciddi bir tehdit olduğunu söylediğim değişik kademelerde AK Parti yöneticilerinin, ülkeyi yöneten isimlerin o dönemlerde bunları nasıl geçiştirdiklerini çok iyi hatırlıyorum. Bunlar birdenbire ortaya çıkmış bir şey değil ama ortaklık bozulunca ortaya çıktı. Burada da bir kandırıldık olayı var. Buradaki husus, bunu çoğaltabiliriz. Bir dönem liberallerle girilen ittifak da bu oldu. Bir dönem Avrupa Birliği ile girilen işbirliğinde bu oldu. Bir dönem İsrail ile girilen, sonra bozulan, şimdi tekrar düzelir gibi ama yine bozulabilir her an, ilişkilerde böyle oldu. Hep böyle bir Erdoğan'ın her zaman haklı çıkma iddiası, her zaman kendisinin doğru çizgide olduğunu ama karşı tarafın politika değiştirdiğini, kendisini kandırdığını, aldattığını söylüyor. Ama biliyoruz ki Fethullah Gülen, aynı Fethullah Gülen, Fethullahçılar, aynı Fethullahçılar, Avrupa Birliği, aynı Avrupa Birliği ve tabii ki Hafız dedim, Allah söyletti, Beşar Esad, aynı Beşar Esad.